Herkese merhabalar. Bugün sizlere coğrafi keşifleri anlatacağım. Burada amacımız tarihsel süreç içerisinde hangi kaşiflerin nereleri keşfettiğini sizlere anlatabilmek. Umarım yararlı olur. Başlayalım hemen. 860 yılında yaklaşık olarak Nadut, İzlanda'yı keşfetmiştir. İzlanda gördüğünüz gibi şuradaki adacık Grönland'ın güney kesiminde bulunan, güney doğusunda. Yine 875 yılında Ottar Beyaz Deniz'i keşfetmiştir. 982 yılında Kızıl Erik Grönland'ı keşfetmiştir. En büyük buzul adası gördüğünüz gibi. 1246 yılında Giovanni ve Carpini Tataristan'ı, Orta Asya'daki Tataristan'ı, şu an Rusya Federasyonu'nun sınırları içinde orayı keşfetmiştir. Yine 1253 Rubruek Moğolistan'ı keşfetmiştir. Çin'in kuzeyinde. Yine 1271 yılında Marco Polo Çin'i keşfetmiştir. Buralara keşifler yapmıştır. Yine 1431 yılında Gonçalo Velho Azor Adalarını keşfetmiştir. 1441 yılında Nuno Turistao Beyaz Burun'u keşfetmiştir. 1945 yılında Pechanha Senegal'i keşfetmiştir. Yine Orta Afrika'da bulunuyor. 1471 yılında Santanem Gine Körfezi'ni keşfetmiştir. 1482 yılında Diego Cam Kongo Havzası'nı keşfetmiştir. Gördüğünüz gibi Ekvator çizgisinde bulunan Kongo Havzası. Yine 1487 yılında Barthelmy Dias Ümit Burnu keşfetmiştir. Gördüğünüz gibi coğrafi keşiflerle doğunun zenginliklerine ulaşmak istiyorlardı. Hindistan'a ulaşmak istiyorlardı. O zaman güçlü devlet olan Osmanlı Devleti buradaki Akdeniz deniz ticaretini elinde bulunduruyordu. Onlar da vergi vermemek için coğrafi keşiflere çıktılar ve geldiler. Ümit Burnu'nu buldular. Aslında Hindistan'a gitmek istiyorlardı. Ümit Burnu'nu buldu Barthelmy Dias. Daha sonra Vasco da Gama yine aynı yolu takip ederek Hindistan'ı buldu. Bu şekilde bir gelişim süreci oldu. Gördüğünüz gibi Ümit Burnu Kap Bölgesi şu an Güney Afrika sınırlarında bulunmakta. Ve burası hani istisnai bir bölge. Akdeniz iklimi görülüyor burada. Diğer kısımlara göre farklılığı bu arz ediyor. Yine aynı şekilde 1492 yılında Kristof Kolomb Amerika kıtasını bulmuştur. O da Hindistan'a ulaşmak istiyordu. Yine aynı şekilde Hindistan'ı bulmak istiyordu. Doğunun zenginliklerini bulmak istiyorlardı. Hani farklı bir kıta olduklarını dahi düşünmemişlerdi. Amerika'ya geldiğinde Hindistan'ı buldum diye sevinmiştir hatta. Ancak yeni bir kıta olduğunu daha sonradan anlamıştır. Tabi tarihsel süreçte burada çok katliamlar olmuştur. Bunları da unutmamak gerekiyor. Yine aynı şekilde 1492 yılında Kristof Kolomb Haiti ve Newfoundland adalarını keşfetmiştir. Yine 1499 yılında Vasco da Gama Afrika Hindistan kıyılarını keşfetmiştir. Yani Barthelmy Dias'ın yolunu takip edip Afrika kıyılarını, şuradaki körfezleri keşfetmiştir. Umman Denizi daha sonra Hindistan kıyılarına ulaşmıştır. Yine aynı şekilde 1500 yılında Alonso Pinzon Amazon Havzası'nı, yine gördüğünüz gibi Brezilya'nın ekvator iklim bölgesi. Orayı keşfetmiştir. Yine 1502 yılında Kristof Kolomb Orta Amerika'yı keşfetmiştir. 1500 yılında Alvaro Cabral Brezilya'yı keşfetmiştir. 1505 yılında Almeida Sri Lanka'yı keşfetmiştir. Yine 1508 yılında Keira Malakka'yı keşfetmiştir. Yine 1515 yılında Juan Bermudez Bermuda adalarını keşfetmiştir. Şuradaki adalar Bermuda adaları. Kendi ismini vermişler gördüğünüz gibi. Yani çoğu yerde yani keşfeden kişinin isimleri verilmiş buralara. Yine Magellan Boğazı var mesela. Orada Magellan'ın ismi verilmiştir. Yine 1520 yılında Magellan Filipinleri keşfetti şurada. Filipinler. Yine 1610 yılında Henry Hudson Körfezi'ni keşfetti. O da gördüğünüz gibi şurası oluyor. Hudson Körfezi. Labrador Yarımadası Kanada'nın. Burada Hudson Körfezi var. Kendi ismini vermiştir buraya yine. 1642 yılında A. Tasman, Tazmanya ve Yeni Zelanda'yı keşfetmiştir. Şurası gördüğünüz gibi Avustralya'nın güney kısmında bulunan şu adanın ismi Tazmanya Adası. Burayı keşfetmiştir. İsmi A. Tasman'dır. Tasman, Tasmanya Adası olmuştur. Yine Yeni Zelanda'yı da o bulmuştur. Yine James Cook Avustralya kıtasını bulmuştur. Gördüğünüz şu kıtayı. Yine Antarktika'yı aynı şekilde bulmuştur. Güney Kutbu'nun da bulunan Antarktika kıtasını bulmuştur. Yine Peary Kuzey Kutbu'nu bulmuştur. Kuzey Kutbu yukarı tarafta. Yine
Amundsen Güney Kutbu'nu bulmuştur. Aslında bu Peary ile Amundsen birbirini tanıyan iki kaşifmiş. Birisi kuzeye doğru gitmiş, diğeri güneye doğru gitmiş. Güney Kutbu'nu Amundsen, Kuzey Kutbu'nu da Peary bulmuş. En son olan keşfimiz de yani şu an çağımızdaki uzay çağı olduğundan dolayı şu an hani coğrafi keşiflerle dünyayı zaten keşfettik. Artık uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. 1969 yılında Neil Armstrong ilk ayak basan ilk kişiydi. Yine şu an Mars'a gidiliyor. Yine uzay istasyonlar kuruluyor. Şu anki keşifler de bu şekilde devam ediyor. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın.